Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok tatlı ve çok güzel bir bebek hırkası ile geldim. Şöyle iki tane ip kullanacağım. Bir tane beyaz, bir tane de bakın şöyle tunç bebek benekli, içinde küçük küçük benekleri olan bir ip kullanacağım. Ve bize iki tane ip lazım. Biri beyaz, biri farklı bir renk. Bir tane makasım var. 3 milimlik bir tığım var. Bakın şöyle. 3 milimlik bir tığ, 4 tane de düğmem var. Orta boy bebek düğmesi. Şöyle göstereyim. Ve bir tane de ölçmek için cetvel ya da mezro neyiniz varsa onu kullanabilirsiniz. O zaman ne yapalım? Haydin örmeye başlayalım. Videomu başlamadan önce abone değilseniz abone olarak benimle birlikte örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi videoya geldiniz, gördünüz, çıkıp gittiğinizde acaba bu hangisiydi diye düşünmeden videolarımdan yararlanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şu ipimizi kenara alalım. 0-1 yaş bebek ölçülerinde bir hırkamız olacak. Bakın şöyle ben zincirimi çektim. Zinciri neye göre çektim? Şuradan 27 santimlik bir zincir çektim. Şurası 27 santim ve 60 tane zincirim var. 60 zincirle de başlayabilirsiniz. Çok sıkı olmayan rahat zincirler çektim. Ve bakın hemen birinciden sık iğne yapmaya başlayacağım. Tığımın üzerine ip almadım ve sadece sık iğne yaparak bakın böyle 59 tane sık iğne çıkartmış olacağım. Böyle tüm zincirim boyunca devam edeceğim. Tüm zincirimi kullandım. Başlangıç ipimi de bakın içeride götürerek kaybettim. 1, 2, 3 zincir çekip örgümü çevirdim. Bu kenarda bakın şöyle yapalım. 2 zincir çektim. Ve hemen birinciye bir trabzan yaptım. Bakın. Tekrar ikinciye bir trabzan yaptım. Şöyle. Burada bir zincir çektim. Bakın bir tane zincir çektim. Ve şuraya aynı yere tekrar batırdım. Bakın. Şöyle. Ve bundan sonrasında şimdi artışlarımızla devam edeceğiz. Bir tane trabzan daha ördüm. Bakın. Bu düğme deliğimiz bizim. Burası düğme deliği. Şimdi burada 1, 2, 3 trabzan yapmış olduk. Dördüncü trabzana çift batalım. 1, aynı yere bir tane daha. Bakın. Şimdi arada 3 tane tek. 1, 2, 3 taneyi öreceğiz. 1, tek. İkinci ve üçüncü. Dördüncüye çift batacağız. 1, 2, 3 tane tek. 1, 2 ve 3. Dördüncüye çift batacağız. 1 ve aynı yere bir tane daha. Ve bu sırayı sonuna kadar 4-5 trabzan kalana kadar ilerleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar, burada sona geldiğimde son 3 tanem kaldı. Bunlar bizim ön biyemiz. Bir daha yeniden biye örmek zorunda kalmayacağız. Yani tek seferde hem biyesini hem tamamını çıkartmış olacağız. Bakın. Şöyle burası düğme yeri. Burada da bakın 3 taneyle burayı da yaptım. Bunlar bizim artışlarımızdan hariç yerler. 1, 2 zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi burada artış yaparken bakın artırmaları hep birbirinin üstüne denk gelecek. Bakın şöyle gördünüz mü burada ve başta 3 taneyi ördüm ve bir tane artış yaptım bakın. 4 tane arada 4 tane olacak. 1 2
3 ve 4. Bakın arada 4 tane tek oldu. Bir öncekinde 3 tekti. Şimdi 4 tek. Bakın 5. bir alttaki artışın ilkine geliyor. Ve buraya bir çift batırdım. Bakın. Şimdi öbür artış noktasına kadar arada 4 tane tek olacak. 1 2 3 4. Bak. 5. artıştaki 1. trabzanın üzerinde. Böyle. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Evet, bakın son artışımı da yaptım. Önündekileri ördüm. Burada bir zincir çekmiştik düğme deliğimiz için. Bakın. Bunun içine bir tane trabzan yapalım. Ve son iki taneyi de örelim. Bir, iki zincir çektim ve çevirdim. Bakın. Bir, iki ve üç. Üç tane bizim kenar biyemiz olan. Şimdi burada bakın arkadaşlar, artışımız burada. Artışa kadar aradaki üç taneyi örelim. Artışın ilk trabzanından artıracağız. Bakın. Gördünüz mü şurayı, trabzanı? Bunun üzerine 1, 2. Arada şimdi 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tek trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bak. Şimdi tekrar artış. 1, 2. 5 tek, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi çift. Böyle dengeli bir şekilde ilerliyor. Bakın 3 başladık. 3, 4, 5, 6, 7, 7.ye kadar geleceğiz. Hep aynı bu mantıkta artırarak ilerleyeceğiz. Bu ördüğümüz hırka hem kız bebeklerimiz için hem erkek bebeklerimiz için olabilecek bir hırka. Unisex, yani ortak giyim, iki türlü de yapabilirsiniz. Sadece renkleri istediğiniz gibi ayarlayın. Artırma yerlerini kaçırmayın. Bakın zaten çiftler hemen gözüküyor. Evet. Şimdi 3 ile başladık. 3, 4, 5, 6, 7. 7'li olan sırayı da yapalım ve tekrar gelelim. Evet arkadaşlar, 7'li sıraya geçmeden bakın burada bir düğme deliğim vardı. 1, 2, 3 tane trabzan sırasını ördüm ve yine burada bir tane düğme deliği yapacağım. 2 taneyi ördüm. Bakın. Bir zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi bir atlayıp ikinciye gideceğiz. Bakın bir atladım. İkinciye şöyle. Çünkü burasında bir tane artışla başlamıştım. Şu an gerek yok ona. 1, 2, 3. Bir zincir çektim. Bir atladım. İkinciye bir trabzan yaptım. Ve artış noktamı. Bakın. Şurada artışımı yapmamışım. Bakın nasıl belli oldu. Hemen orayı öreyim. Şöyle. Ve 7'li tek, 7 tek bir çift öreceğimiz sıramıza geçelim. Şurada hemen hatamı düzelttim. Çünkü bir hata gidişi bozar. Çevirdim. 2 taneyi ördüm. Bir zincir, bir atladım. İkinciye. Şimdi bakın artışımı görene kadar
devam edeceğim. Ve burada şimdi yine bir tane artırdım. Şöyle. Arada 7 tane tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Bakın. 7 tane tek. Ve şimdi artış. 7 tek bir çift örerek bu sıramızı da tamamlayalım. Evet. 7 tek bir çift örerek bu sıramızı da tamamladık. 1 2 3 4 5 sıramız oldu bile. Bakın yakamızın dönüşünü şöyle göstereyim size. Şahane bir dönüşü var. Ve şu da istediğim görüntüydü. İkisi birbirinin üstüne, bakın üçer trabzanları tam denk geldi. Halen yakamızı büyütmeye devam edeceğiz. Çok tatlı ve güzel ilerliyor. Ve bu sırada 8 çift, 8 tek bir çift olarak öreceğiz. Arada 8 tekimiz olacak. Bir sonraki sırada 9 tek ve böyle büyüteceğiz. Bakın şimdi artış yerine kadar geldim. Ve aynı yere çift batırdım. 8 tane tek öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Bakın 8 tane tek ördüm. Ve şimdi artış. Çift batacağım. 1 ve 2. Yani hep aynı mantık canlı güzellerim. Böyle yakamızı büyüteceğiz. 2, 4, 6. Onlu artı teklileri de yaptıktan sonra devam edeceğiz. Şimdi 8'lerdeyiz. Ve böyle sıramı tamamlayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tek ördüm. 1 çift. 1. Aynı yere bir tane daha. Evet, hadi örelim. 9'lu teklileri de örelim. 10'lu teklileri de örelim ve gelelim. Evet arkadaşlar, robamız bakın şöyle bu şekilde şekillendi. Toplamda kaç sıramız oldu? Bu sık iğne sırasını saymayalım. Trabzanlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sıra oldu. Gayet güzel bir genişliğe erişti. Şimdi daha bir sıramız daha var. O yüzden bakın şu an 9 santimde. 10 santimi bulacağız robada ve bu da güzel bir ölçü olacak. Şimdi örgümüzün düz yüzünü belirleyelim. Bu sık iğne sırası, ilk başladığımız sık iğne sırasının olduğu yer bizim örgümüzün düz yeri. Ondan önce bak kollarını, gövdesini ve önleri ayırdım. Burada işaretimle bekleteceğim bunları. Hemen sayalım ve siz de işaretlerinizi atın. İşimizi kolaylaştıralım. Trabzanları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 tane burada trabzan bıraktım ön için. Ve araya bir işaret attım. Şöyle bir iple bağladım. Bakın birinci önümüz. Kolumuz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40 tane de kol için trabzan bıraktım. Bakın şöyle ferah bir kol elde ettim. Şurada işaretimi attım. Geri bu kenara geldim. Burada da aynı şekilde saydım.
Kollarımızı da aynı öbürü gibi sayalım ve işaretlerimizi atalım. Şimdi arkadaşlarım, burada hemen öbür renk ipime geçeceğim ve bakın düz yüzünden başlayacağım. Şöyle ilk trabzanın üzerine tığımı taktım, ipimi aldım. Bakın ipimi şimdi burada bir zincir çektim. Sardım buraya bir zincir çektim. Bakın başlangıç ipimi şöyle aldım. Burada bakın ilk trabzan hemen gözüken ilk trabzanı önden boşluğundan alarak yaptım. Sıradakini arkadan boşluğundan alarak yaptım. Sıradakini önden boşluğundan sıkı örmeyin burayı, büzme yapmasın. Bakın şöyle önden gözükeni önden aldım. Arkadan arkadan aldım. Yani tepelerine bu uç noktalarına batmamış oldum. Tüm sıram boyunca bu işlemi yapacağım. Böyle rahat bir şekilde örerek. Bakın. Görüntümüz böyle bir görüntü olacak. Evet arkadaşlarım, şöyle bakın. Buraya da tam bir düğme deliği denk geldi. Onu da yaptım ve iki zincirimi çektim, çevirdim. Buraya iki trabzanımı bakın. 1 2 2 tane trabzan yaparak örnek kurulumuna başlayacağız. Başta ve sonda iki tane şurada arada götürdüm zaten. Şöyle. Başta ve sonda iki tane trabzan bırakarak ilerleyeceğiz. Şimdi bakın bu zincirin üzeri boş geçeceğim bunu. Önündekinden başlayacağım. Bir atladım, zinciri atladım. İki trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve yine aynı yere iki trabzan daha yaptım. Bakın şöyle. Hiç zincir çekmeden 1 2 3 4.'ye atladım. İki trabzan yaptım. Aynı yere bir zincir aynı yere iki trabzan daha. Ben bu örneğe aşığım. Çok seviyorum bu örneği. Ben güzel duruyor. 1 2 3 4.'ye aynı yere iki trabzan. Bir zincir ve yine aynı yere iki tane trabzan. Bakın şu işaretimizin olduğu yere kadar ayarlayarak geleceğiz. 1 2 3 4.'ye atladım. 2 trabzan. 1 zincir, 2 trabzan. 1 2 3 4.'ye atladım. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan. Tekrar 1 2 3 4.'ye atladım. 1 aynı yere 2 trabzan, 1 zincir ve 2 trabzan. Bakın. Şimdi burada bir tane şurada bir tane trabzanım kaldı. Arada bakın. Şöyle bakalım. Şimdi öne 1 2 3 4 5 6 örnek sığdırdım. Ve burada şimdi bu son kalan trabzanımın üzerine 1 2 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim, bıraktım burayı. Bakın bıraktım, bıraktım ve tekrar kolu bıraktım. Arkanın ilk ilmeğine batarak bir trabzan yaptım. Aynı yere bir tane daha trabzan. Buraya bir örnek yapmış olduk. Bakın şöyle. Şimdi öbür gelişte onu tekrar göstereceğim. Hiç zincir çekmeden burada bakın arkada bir ikinciye geçtim. Bu
ve şimdi öbür işaretime yaklaşana kadar gideceğim. Ayarlayarak, örneklerimizi kurarak ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlarım, bir bakın şimdi işaretim burada, önünde bir tane kaldı. Tekrar öteki yerden bakın, şuradaki bir tane kaldı. Buna değil de şu önünden başlayacağım. Önce iki tane trabzan. Bakın bir öne geçmiş oldum. Bir taneden bir şey olmaz. Denk gelmiyor çünkü. Ve katladım. Bakın. Ve yine buradaki tek kalan trabzanı aynı öbür kolda yaptığım gibi şimdi buraya da yaptım. Bakın şurada böyle olmuştu. Şimdi bu araya da bir tane örnek yaptık. Ve hemen dibindekinden başlayacağız. Örneğimizi kurmaya. Ve iki önümüzün sayısı da eşit olacak. Koltuk altından bir örnek artırarak devam etmiş olduk. 3 bırakıp 4.'ye örnek kurarak sıramı tamamlayacağım. Sıramızın sonunda yine 2 tane trabzan bırakacağız. Şimdi gidelim, bakın görün diye örnek sayımızın eşit olması gerekiyor. Ve 4. Bak sona 2 trabzan bırakacağım. Ve şimdi bakın buraya 1 ve 2 tane trabzanımı yaptım. Şöyle. 1 2 zincir çekerek örgümü çevirdim. Bakalım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 örnekle devam ediyoruz önleri. Şimdi bakın her kalıp bir örnek. Şu V'lerimiz bakın böyle. Hepsi bir örnek. Burada dönüşte bu iki trabzanımızı yapalım. Her dönüşte bunu yapalım. Bakın artık bunlar sabit gidecek. Şimdi V'lere geldim. Birinci trabzanı bıraktım. İkinci trabzanı boşluğundan alarak bir trabzan yaptım. Zincirin içine bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan daha. Aldım ve bak hemen sıradaki trabzanı boşluğundan aldım. Sıradakine geçtim. Şu baştaki ve sondaki trabzanlar kullanılmıyor. Bakın ikinci trabzanı boşluğundan aldım. Bir trabzan yaptım. Zincirin içine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şöyle. Ve sıradaki trabzanı boşluğundan aldım. Bakın her örnek bir kalıpta oluyor. Şimdi sıradakine geldim. Bakın birinciyi bırakacağız. Bunlara hiç batmayacağız. Bize sadece şu ortadaki iki tane lazım. Birinciyi boşluğundan alarak ördüm. Zincirin içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve yine bir trabzan yaptım. Sıradakini boşluğundan aldım. Baştaki ve sondaki trabzanları hiç ellemeyeceğiz. Şimdi koltuk altındakinin de geçişini göstereyim. Karışmasın kafanız. Oraya kadar öreceğim. Ve bu da 6. örneğim. Bir zincir. Bakın. Buraya geldi. Şunları bir atayım ben ya. Bunlarla işimiz kalmadı artık. İkide bir elime takılıp duruyorlar. Şöyle atalım bunları.
Rahatlatalım burayı. Şimdi bakın burada iki trabzan bir zincir iki trabzanla ayırmıştık. Şimdi burada tam kenardakini bakın. İçte olanı ördüm. Bu zincir boşluğunun içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere yine bir trabzan daha yaptım. Ve hemen ilk görünen trabzanı boşluğundan aldım. Bak, örneğimiz burada oluştu. Ve şimdi arkayı örelim ve yine tekrar burada bir kere daha göstereyim. Koltuğun altına geldiğimde bakın arkadaşlarım. Hemen içte olan trabzanı aldım. Zincirin içine bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim ve aynı yere bir trabzan daha ve hemen şu ilktekini alarak örneğimi tamamladım ve öbürüne geçtim. Bundan sonrası kolay ilerleyecek. Ölçtüğünüzde 30 santime yaklaştığında etek boyunu tamamlayacağız ve kenar tığlamasını göstereceğim. Sonrasını tekrar devam edeceğiz. Şimdi burayı tamamlayayım, bir üst sırayı göstereyim. Sona geldiğimde iki trabzanımı yaptım. Şimdi burada eğer ki şurada bir germe işlemi olursa hafif uzatarak örün trabzanlarınızı. Olmayacak gibi duruyor ama yine de bir tereddütte kaldım gibi. Şurayı da 3 çekeyim hatta şöyle. Ve şimdi bu iki trabzanı tekrar ördüm. Ve yine örneğin ilk kurulumuna geldik. Yani tığımızın üzerine ipimizi alıp bu bir zincirli boşlukların içine iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Bak böyle. Tekrar alttakine geldim. İki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Yani bir alttakinin şimdi daha pratik halini yapıyoruz. Sadece zincirlerimizin içine V'lerimizi oluşturarak ilerleyeceğiz. Bak. Evet arkadaşlar şöyle. Bura örgümüzün arka yüzü. Bakın ön yüzüne böyle bu şekilde düşüyor. Ne yapalım? Hadi örmeye devam edelim ve boyun uzatınca tekrar devam edelim. Evet arkadaşlarım yeleğimizin boyu hazır. Bakın şöyle kaç örnek yaptığımı söyleyeyim size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 örnek sırası yaptım. Şimdi şuradan bakın düz yüzdeyim. Minik bir kenar tığlaması yaparak tekrar bu etek ucuna gelene kadar tığlama yapacağız. Bakın. Hemen şuraya bir sık iğne yaptım. Şu bağlantı yerlerimiz var ya battığımız yerler bakın şuralar. Buraların içine batırıp bakın bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve aynı yere tekrar batırarak bir sık iğne daha yaptım. Şöyle. Bak sıradaki bağlantı yerine geldim. Sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3. Aynı yere bir tane daha. Şöyle. Sıradakine bakın boşluklara değil de şu bağlantı aralarına. 1, 2, 3 zincir. Ve tekrar bir sık iğne daha. Böyle bakın. Tekrar aynı yere. Yakaya kadar buraya kadar hepsine bu şekilde yapalım. Yakaya geldiğimizde bakın en uçtayım. Hemen tepe noktaya bir sık iğne yaptım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve aynı yere tekrar bir tane daha. Şöyle. Bir atlayıp ikinciye
Yine aynı şekilde kenar tığlamamı uyguladım. Bir atlayıp ikinciye, bak buradan şöyle 1 2 3 zincir, aynı yere bir tane daha. Şöyle bakın, buradaki de bu şekilde duruyor. Bir atlayıp ikinciye. Yakayı da böyle yapalım. Evet arkadaşlarım, bakın bütün kenarı böyle bu şekilde oldu. Şimdi bakın etek ucundayım. Buraya da bir tığlama yapacağız. Örneğimizi devam ettireceğiz ama sadece içine trabzan fazlalığı dolduracağız. Bakın şurayı şöyle sık iğne ile geldim. Sadece şurayı. Ve yine aynı, bakın modelimi yaptığım gibi buradan aldım. Şimdi buranın içine 1 2 ve 3 tane trabzan yaptım. Tekrar bunu buradan aldım. Bakın şöyle. Bu zincirli yerin zincir çektiğimiz yere bir tane trabzan eklemiş olduk. Deneyin. Yapmasanız da olur. Bakın zincir çekmedim. 3 trabzan yaptım örnek olan yere. Ve böyle. Bakalım şimdi bir tane daha yapayım. Üç tane trabzanı yaptım. Yine örneğimi uyguladım. Bakın. Şöyle şu şekilde midye gibi kapanıyor içine doğru ve güzel duruyor. Şimdi bütün etek ucunu böyle yapıp bitireceğim ve sonra koluna başlayacağız. Yelek olarak da bırakacaksanız koluna ekstradan hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle tırlandı, bitti ve gayet güzel oldu. Bu örnek biraz toplayan bir örnek. Yıkadığında düzelecek ve açılacaktır. Şimdi kollara örnek kuracağız. Bakın kolları bu şekilde bırakmıştık. Hemen ipimi şuradan arkadan bakın bağlayacağım. Tek bir düğüm atacağım. Bakın. Ve yeniden buradan aldım. Şu ipimi içeriye aldım. Bir zincir tekrar aldım. İki zincir tekrar aldım. Üç zincir. Ve tekrar aldım. Dört zincir. Bakın. Bir, iki, üçüncüye aynı örnek kurulumumu yapacağım. İki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Şöyle. Bir, iki, üç, dördüncüye batacağız. Bakın. Bir, iki, üç, dördüncüye iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Bir, iki, üç, dördüncüye iki trabzan, bir zincir, iki trabzan. Böyle örneklerimizi kurarak ilerleyeceğiz. Arada 3 tane bırakalım ve kolun sonuna kadar gideceğiz. 1, 2, 3, 4. Şöyle. Tamamlayayım ben. Toplamda burada şu an 10 örneğim var. Bir örnek de bu araya yapacağız. Şu koltuk altındaki yaptığımız boşluğun içine. Şöyle. Bakın iki trabzanı girdim. Tam araya boşluğa denk getirin. Zaten bu örnekten sonra bu örneği azaltarak kaybedeceğiz. Ve 10 örnekle kol boyumuzu tamamlayacağız. Bakın. Bu yaptığım trabzana ilk trabzanın yanındaki boşluktan şöyle bağladım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Ve yine aynı şekilde örneğimi devam ettirerek gideceğim. Şöyle bakın.
Burada iki sıra bir örnek oluyor. Burada karıştırmayalım. Çünkü bundan sonrasında beyaz ipe geçeceğim. Bir örnek beyaz, bir örnek bu renkle yaptım. İsterseniz tek renkle de yapabilirsiniz. Çünkü bir ip yetecek gibi de duruyor. Yani tek renk olarak da götürebilirsiniz. Bakın bizim bu şöyle. Bununla başladım. Bir örnek beyaz, bir örnek pembe yaptım. Bir beyaz, bir böyle. Yani 3 sıra yapmış oldum. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ve 2 iple hırkamızı bitirmiş oluruz. Şimdi bu örneği tamamlayalım. Orada örneği nasıl kaybettim onu göstereceğim size. Azaltarak bir örnek yok ettim ve toplamda 10 örnekle kolu bitirdim. Buraları biliyoruz. Geçelim buraları hızlı. Sona geldiğimde bu ipimi kopartmayacağım. Bakın şöyle aldım yine buraya bağladım. İpi kopartmadan arada götürerek yapacağım. Çünkü düğüm olsun istemiyorum. Ve bakın beyaz ipimi şuradan batırdım. İpimi aldım. Bakın şöyle. Önce bunları bir geçirdim buradan. Topladım. Bakın. Şöyle aradan bir zincir atalım. Bunu arasından geçirelim. Bakın. Hem iplerimizi sağlamlamış olduk. Hem de yukarıya çıkışı tamamladım. 4 zincirle çıkarsak şöyle bir görüntü ve bakın ip de yukarıya çıkmış oldu. Ve yine örnek kurulumumu yapacağım. Şu sondaki bir taneye kadar bakın buna kadar geleceğim. Orada azaltmayı yapacağım. Şimdi yine aynı şekilde örneklerimizi kurarak gidelim. Böyle. Son bir tane kalana kadar örelim. Evet, şurada son bir tanem kaldı. Bakın. Buraya bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Örneği küçülttüm. Şimdi tekrardan eklemeye geldiğimde bakın yine zincirimin içinden geçirdim. Ve buradaki ipimi, bıraktığım ipimi aradan tekrar bakın şöyle yedirerek alın. Ve ipi yukarıya yine çıkartmış oldum. Ve örneğimi kurarak geleceğim. Yine o son bir taneye kadar gelelim. Aynı şekilde yapalım. Şöyle. Evet, yine sona geldik. Bakın burada bir V yapmıştık. Çok potlaşmasın isterseniz şuraya bir tane tek trabzan ve zincirimizle birleştirelim. Şöyle kapattık burada. Bir örnek yok oldu gitti. Şimdi bu renk ipimize geçeceğiz. Bakın. Buna geçerken şuradan yandan alın bu ipi ve şöyle. Tekrar bunu bıraktım. Bakın. Şu. Aynı şekilde zincir çekerek yedirdim. Ve bu bir üst sıraya çıktı. Ve yine örnek kurulumuma geçtim. Ne kadar yapacağız bunu? Şöyle hemen yine bakın örnek sayısı söyleyeceğim. En pratik bu şekilde oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 örnek. 7 örneğin bakın şöyle. Sonrasında da 2 sıra lastik yaparak örgüyü tamamladım. Zaten 2 örnek yaptık. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Ve tamamlayacağız. Hadi örelim mi? Gelelim. Evet arkadaşlarım bakın kolumuz bu boya erişti. 7 tam örnek yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tam örnek yaptım. Şimdi bakın 7 örnekten sonra şöyle kolunda minik bir lastik uygulaması yaptım. Bakın 8. örneğimi başlayacağım. Şöyle yukarıya çıkalım. Bakın şimdi buraya dikkat edelim.
Birinci trabzanı almadım. Bakın ikinci trabzanı yine tığıma aldım. Tekrar ip aldım. Bir zincirin içine bir trabzan yaptım. Tekrar sıradakini aldım. Yani burada 3 tane işlem yaptım. Bakın. Hemen öbürünü de göstereyim. Bakın. Baştakini almıyorduk zaten. Şöyle. Şimdi trabzanı boşluğundan aldım. Zincirin içine bir trabzan yaptım. Ve tekrar burayı aldım. Sıradakini, yani araya bir tane tek trabzan yapmış olduk. Öbürüne geldim. Şöyle. Ve bu. Bakın. Şimdi başladığım noktaya kadar böyle devam edeceğim. Şimdi de bakın birleştireceğiz. Ve sadece önden aldıklarımı öreceğim. Bakın. Şu önden aldığımız var ya. Bunu ördüm. Aradakini bıraktım. Öbürünü aldım. Önden ördüm. O aradaki tek trabzanları bırakıp sadece önden aldıklarımızı böyle aradakiler kaldı. Bu da kolu toparlamış oldu. Bundan sonra bir sıra daha örüp aynı şekilde tamamlayacağım. Bir üst sıraya çıkıp yine hep önden olanları öreceğim ve tamamlayacağım. Şöyle geldik zaten, göstereceğim. Umarım buraya kadar sabredip videomu izlemişsinizdir. Sizlerin desteğine ve yardımına çok ihtiyacım var. Küçük bir kanal olduğum için paylaşımlar ve izlenmeler lazım önerilebilmem için. Umarım destek çıkarsınız. Şöyle hemen bakın yine zincire ekledim. Ve tekrar yine önden aldıklarımı önden alarak bir sıra daha öreceğim. Ve bu da yeterli geldi. İsterseniz gözünüze çok küçük gibi gelirse sıra ekleyebilirsiniz. Bakın şöyle bir. Ben hani lastik ağırlıklı değil de örnek ağırlıklı durmasını tercih ettiğim için çok uzun yapmadım. Çünkü örneğimiz pufur pufur. Şöyle tamamlayayım ben sıramı. Evet arkadaşlar, şöyle bir düzeltin elinizle. Ve oldu şöyle. Bir bakalım. Şimdi ben yakaya bir de şöyle ipimi iki kat yapıp bir zincir çektim. Bakın. Şöyle aradan geçirdim. Bu da hoş bir görüntü oldu. Ve böyle hırkamızın boyu 30 santim. Bakın yakadan şuradan ölçeceğim. Ben bu cetvelin boyuna göre örüyorum. Bakın şöyle göstereyim. 30 santim. Kol boyumuz 27-28 santime yakın. Bu da gayet güzel bir boy. Yani çok güzel bir hırka elde ettik yine. Bolca izler ve paylaşırsınız. Şöyle yapalım. Bakın. Şuradan. 24 santim, 25 santime yakın. Bu da gayet iyi bir ölçü. Bir de burası üst üste. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu güzel hırkamı umarım çok beğenirsiniz. Çok paylaşırsınız ve benimle birlikte yaparsınız. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Abone olup benimle kalın.